Merhaba. Merhaba. Atatürk'ün veciz sözünde olduğu gibi ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda aylaklısını severim sözünün canlı timsali Çevik Baysalgil ile birlikteyiz bugün. Hoş geldin Çevik abi. Hoş bulduk Çevikler. Hoş geldin Çevik. Hoş bulduk. Bugünkü söyleşimizde Silivri'de Çevik Baysalgil'in bıraktığı izleri konuşacağız. Bunu da yapmadan önce isterseniz bir şeyleri çıkartalım mı rahat konuşabilmek için lütfen. İyi olur. Mesafelerimizi olur, mesafeyi koruyarak terlememek açısından hem da. Hem mikrofon. Evet. Böyle koşak bir mahsur olur mu? Yok yok. Olmaz. Şöyle. İyi mi? Evet. Evet Çevik abi, tekrar hoş geldin hoş programımıza. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Lütfi abimden birlikte biz Silivri'deki değerli isimleri bütün halkımız tanısın, bizden sonraki nesiller de tanısın, unutmasın istiyoruz. Bu anlamda böyle bir işe giriştik. Umarım iyi sonuçlar alırız. İnsanların beğenileri onu gösteriyor zaten. Şimdi, çocuklar, evet. Bir şey söyleyeceğim. Sizden hiçbir menfaatim yok. Sakın bunu yanlış anlamayın. Yok, estağfurullah. Şu cümle zaten benim konuşacaklarımın özettir. Allah içinizin güzelliğini zaten yüzünüze vermiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk olarak aileden başlayarak sohbetimize buraya Silivri'ye nasıl geldiniz, yerleştiniz, aileniz nereden geldi? Köklerden başlayalım. Kökleriniz evet, nereden evet. geldi? Ondan sonra da spor hayatından devam edeceğiz Çevik abi. Buyurun. Şimdi buraya İstanbul'dan geldik. Geri sebebimiz de babamın buraya tayin olması. Evet. Odur yani, başka bir sebebi yoktu. Memur muydu? Memurdu. Özel idare müdürüydü kendisi. Özel idare müdürüydü. Yani. Çok güzel. Bilmiyorduk bunları işte yani. Şöyle dursun. Bir şey olmaz. Evet. Ondan sonra futbola başladığınız yılları zaten daha önce röportajımızda da konuşmuştuk. O efsane isimlerle Silivri'nin, Silivri Spor'un kurucu isimleri 1960'lı yıllar. Nasıl oldu girişiniz? Silivri Gençler Birliği'ydi sanıyorum. Şimdi futbola yani şu veya bu sebepten ziyade böyle bir merak yüzünden başladım şey için. Zaten çocuklar bugün de dahil olmak üzere hiçbir kötü ihtiyacım yoktu. Ne sigaraydı, şeydi, şuydu, buydu. Futbol da benim çok sevdiğim bir olaydı. Yani televizyonlarda, şurada, burada hep izlemek bana zevk veriyordu. Evet. Yani çok samimi konuşayım. Futbolun dışındaki branşlarla yani bana soru sorsanız hiç ilgilenmedim desem. Pek fazla doğru cevap veremem çünkü hayatımız şey futboldu yani. Futboldu. Futboldu. Çok güzel. Zaten herhalde en ama büyük ne futbol. Ama ne futbol. Evet. Maradona izleseydi futbolu bırakırdı. Şeyin de çok büyük evet. avantajı evet. oldu. Okulu Haydarpaşa Lisesi'nde başladım. Yüksek tahsile. Orada futbola karşı daha fazla büyük şey vardı. Hmm. Sonra Pertemniyel falan. Çocuklar yani futbola şu sebepten bu sebepten demiyorum. Ve de onun sebebidir de demeyeceğim. De böyle çok büyük sohbet haricindeki çıkan. Sigarayı da inanın ki tadını dahi bilmem. Evet. Ki çok enteresandır. O sıralar bizim sülalede de sigara içmeyen yoktu benden sonra. Ama neden içmediğimi de bilmiyorum yani. İşte demek ki o spor aşkından dolayı. Ha, vallahi yani şu, size bugün desem ki böyle ben sigarayı bunun için içmedim. Evet. Nedenini dahi bilmiyorum. Ne mutlu. Ne mutlu yani. Ama sporun mutlaka bir etkisi vardır onda. Sporu sevmenin, futbolu sevmenin bir etkisi onu vardır. Onu da mutlaka etkisi olmuştur tabii ki. Mutlaka var. Tabii ki. Şimdi bir şey söyleyeceğim çocuklar. Çok enteresandır. Yani şimdi sigaranın şu zararı vardır, bu zararı vardır diye içmedim demiyorum. Ama hiç canım dahi istemedi, aklıma bile gelmedi yani. Evet, evet.
Çok da iyi yapmışsın. Ben de aynı kanadayım. Ben de spor sayesinde birçok kötü alışkanlıktan uzak kaldım. Şu anda da çok şükür o alışkanlıklarımı sürdürüyorum. Spora bu konuda hep müteşekkiriz yani spora bulaştığımız için. Şimdi o 1960'larda 50'lerin sonu 60'lar işte o efsanevi isimler Akgün Silivri'liler, Siyami köylüler onların arasında senin 16-17 yaşındayken küçücük fotoğrafının olduğu fotoğraflar yani daha o gencecik evet, Çevik Baysal evet, Gül'ün olduğu. Evet. O yıllardan biraz bahseder misin Çevik abi? Gençler ya şimdi, Birliği dönemi. Çocuklar belki hatırlamadığım şeyler olabilir tabii de. Fakat onlardan çok şey öğrendim. Evvela insanlık nedir? Dürüstlük nedir? Saygı nedir? Yani bana şunu yap, bunu yap demiyorlardı. Sadece onları izlerken bir insanlığın, bir saygının, bir sevginin ne olduğunu gözlerimle gördüm. Davranışlarıyla bunu gösteriyorlardı. Gösteriyorlardı yani. Zaten, tabii. Hitap şekilleri, tabii, davranışları. Tabii. Evet. Ya zaten şimdi ben herhangi bir dışarıdan bir insan dahi olmuş gibi olsam beni kendi evlatları gibi tutuyorlardı. Evet. Yani Allah bin kere yattıkları yerlerde amin. Gereken neyse amin. Onu amin. Şey yapsın. Amin abi. Ve de işte bir laf vardır büyüklerinden gördüğünü yap derler ya işte bana en büyük şeyi verenler de onlar oldu. Evet. Yol haritasını evet. Onlardan evet. Almış oldun. Şimdi bir de o yıllarda Gençler Birliği'nde futbola başlayıp sonra Silivri Gençler Birliği'nde senelerce oynayıp işte o değerli isimlerden kazandıkların, onların sana kattıklarıyla kendini geliştirip profesyonelliğe adım attın. İlk Bandırma Spor'da sanıyorum. Şimdi Adalet'te de. İlk önce Adalet'te mi? Adalet'te de top oynadım. Şimdi o da yani Adalet'te derken İstanbul Ligi var o zamanlar. Tabii tabii tabii, Adalet, tabii 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 tabii. Kasımpaşa, İstanbul Spor. Bandırma'ya bir arkadaşımın vesilesiyle gittim. Yani yoksa o zamanlar Bandırma nerede onu bile bilmiyordum. Evet. Fakat orada da çok güzel şeyler gördüm. Çok güzel şeyler gördüm. İki yıl Bandırma Spor'da. Evet evet. Yani oynamışsınız. Şimdi. Sizler daha iyi bilirsiniz. Belki sene bakımından 2 yıl, 3 yıl falan demek de belki bir yok, daha önce yanlış röportajdan benim aldığım notlar da var Çevik abi. Hakikaten orada da büyüklerine çok yok. Birazsa da Adalet bana çok şeyler öğretti. Evet. Çünkü ben Adalet'te futbolcu değil, bir evlattım onların gözlerinde. Gençtin önünde. Daha. Evet, tabii. Evet, evet. Orada gördüklerinden tabii, daha tabii, önün tabii. Açıldı. Tabii. Kendini tabii. İlerlemene katkısı oldu. Ve çocuklara samimi söylüyorum. Sigarayı ağzıma koymadım diyorum. Gene söylüyorum. Nedenini dahi bilmiyorum. İçki böyle büyük bir sohbetler, muhabbetler olmasa özeldi ağza onları. Koymam. Fakat hiçbir tanesini şu sebepten dolayı içmedim, bu sebepten dolayı içmedim diyemiyorum. Çevik yani. Abi mutlaka onun spordan ilişkisi vardır. Sen olabilir yani. Olabilir. Farkında olmadan tabii. Sporcu olduğun için kendini o tabii, kötü tabii, alışkanlıklardan tabii, uzak tabii, tutmuşsundur. Yani tabii. Sporun en büyük hizmeti evet, bu. Evet. En büyük hizmeti. Dünya futbolunda kendine örnek aldın bir futbolcu, bir sporcu var mı? Yani ben şimdi özellikle futbolcu. O ben dönemde. Bunun gibi oynarım dediğimiz. Pele vardı. Pele mesela. Vardı mesela şimdi. George Pele vardı. O Avusturya'daki neydi o adamın ismi ya? Didi vardı. Didi tabii. Ondan sonra. Sivriye'de geldi. Evet. O dönemde. Yani neşir yayınlarının bu kadar az olduğu dönemde dahi onları gördüm ve örnek aldım. Evet. Ama bizim mesela Lütfü abilerin de kendi aramızdaki sohbette mesela senin stiline baktığımızda ilk aklımıza gelen Maradona. Maradona çünkü fizik olarak o topu aldığında senin yani gözümün önünde hala şöyle kafanı öne eğip topa dirsekler yanına kimseyi böyle. Yaklaştırmazdın. Dirsekler açık olurdu böyle. Top yanına kimseye yaklaşamazdı. Giderdi. Yani açmazdı. Top, aynen yani. Aynen öyle. Yani top böyle yarım metre bile uzaklaşmazdı ayaklarının aynen dibinden. Abi. O kadar hakimdin.
Ve mesafe ya, tanımadan Maradona Çevik abiyi izleseydi futbola başlar. Hayran olurdu. Hayran olurdu yani hayran gerçekten. Olurdu ya şu var. Mesela bu kadar mesafe tanımadan her yerden topa vurabilen, sert şutları olan, kaleciyi böyle şeysiz bırakır. Hazırlıksız yakalar böyle olmayacak. Tabii olmayacak yerden öyle bir şut atardı ki mermi gibi giderdi o şutlar ve free kick olduğu zaman mesela biz kenarda penaltı gibi görürdük onu. Çevik abi topun başına geçtiği zaman sanki penaltı atılıyormuş gibi %90 bu gol olur derdik. O kadar inanırdık. Bak, onun başka bir şey daha evet. Var. Top Çevik abiye gelince orta sahada, sağ açıkta falan statta kaç kişi varsa ayağa kalkardı. Yani gol kesin İhtimali geliyor. Öyle herkes alkışlamaya hazır. O heyecanı duymaya başlardı hemen. Çocuklar şimdi şu sahalar olsa ne yapar? Ben yemin ediyorum Şeref Stadı'nda çamurdan ayakkabıyı kaybettim. Bulamadım ayakkabıyı. Ayağından çıktı. Yani çok ilginç. Çok güzel anılar. Yani, tabii biz de o dönemlerin sonlarına yetiştik. Son dönemlerinde ben Çevik abi ve Öner abi gibi, Mustafa Canbaz gibi, Şahip Kaptan gibi isimlerle evet, top ya. Oynama şansı yakaladım. Evet, kendimi o yönden hep ufaklıklar. Çok tabii çok o yönden çok mutlu hissediyorum gerçekten. Sizlerle birlikte o formayı giyme şansına yakaladım ve ben de daha sonra sizleri örnek aldığım için futbolda bir yerlere gelebildim. Yani önümde güzel örnekler vardı. Onları değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ya çocuklar. Çevik abi, unutamadım dediğin anılarım var mı? Yani ben bunu, bu golü ya da bu maçı hiç unutamadım. Dayı Bey'le ilgili mesela, Şerafettin yani, Arda'yla ilgili işte çok güzel kulüp kuruluşlarında biz Burcan abiyle muhabbet ettik. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki biz Silivri Spor'un temelleri atılırken Nait abi arkadaşımla evet. Bir şişenin içine bir not Fahrettin isimlerimizi Özgür'le, yazdık ve temeli Fahrettin attık. Fahrettin Özgür'le Nait Uykusuz şişenin içerisine not yazıp Silivri Spor'un temeline atıyorlar. Bulcan abiyle. Ya Bulcan abiyle yani. Pardon. Bulcan abiyle Nait abi. Yani. Doğru. Yani, Fahrettin Özgür değil. Doğru. Senin böyle mesela ben Silivri dışına çok çıkmış bir insanım. Orada gittiğimde Silivri'liyim deyince bana ilk şey şu, Çevik ne yapıyor? İyi hadi ben tutuyorum. Oradan Çevik abi işte falanca yerden sana selam söyledi şu kişi. Bazen geçerken seslenirdi Çevik abi. Bana hiç selam yok mu falan böyle eskiden anılarımız var Çevik abi. Ya ama, şimdi çocuklar evet. O kadar güzel ki bakın. Benim yaşım oldu 80'e yaklaştık, 76'nın üzerine geçtik. Hala bugün burada şu güzel günleri yaşayabiliyoruz. İşte demin de dedim ya, çocuklara miras bıraksaydım. Şimdi biz bunları yaparken, inanın ki şu sebepten, bu sebepten, bakın demin de dedim, bu kadar adımız, şanımız vardı. Hiçbir kulübe gittiğimde ben şu parayı isterim kelimesini kullanmamışımdır. Hiçbir tanesinde. Ama işte bunlar da, yani ben yarın, bugün bunları göreceğim diye bunları yapmadım. O günkü karakterim oydu. Fakat bugün bunların hepsinin olaylar bedellerini görüyorum evet. Bana. Hepsini. İşte evet. Dedim demin de ya, çocuklara miras bıraksaydım, para bıraksaydım yer bitirirdim diyorum. Şimdi nereye gitsen, evet. Çevik'in olayım dediğim zaman evet. Kapılar açılıyor kapılar diyorsun. Açılıyor. Doğru Çevik abi. Mesela Tekirdağ spor yılların var senin. 4 yıl, 2 yıl gol kralı olduğun. Evet. 2 yılda ikinci evet. Sırada bitirdiğin evet. O. Zaten Tekirdağ'da yani efsane bir isim. Ben Tekirdağ'da bir süre bulundum. Çevik abi, Öner abi beni daha 80-81 yılında Tekirdağ Spor'a götürdüler. O zaman biliyorum onların oradaki bilinirliğini ve hakimiyetini, ne kadar sevildiklerini. Şimdi o yıllardan biraz, Tekirdağ Spor yıllarından, aklında kalanlardan Çevik abi. Şimdi Vecdi abiler. İsim söylemiştin sen. Rüştü, yetiştirdiği dedin. Rüştü Tekirdağ'da Ziver vardı. Yani Ziver vardı. Ziver Kaptan. Yani oralı olarak. Vecdi vardı. Rüştü vardı evet. Kaleci neydi o? Ha, çok iyi bir kaleci. Çok mükemmel bir kaleci. Uzun boylu. Demiştin evet. Yani orası bana çok şeyler kazandırdı. Yani hepsini kazandığından kastım
Erzincan Hanım'ı orası bana kazandırdı. Evet. Yani benim için en büyük kazanç zaten oldu. Evet. Tekirdağ'da, Tekirdağ Spor'dayken Hanım'la tanıştık. Evet, tabii. Tanıştınız ve tabii, evlendiniz. Tabii. Belediyede görevliydi o. Evet. Ben de gidiyordum, belediye başkanı, kulüp başkanı falanlık yapıyordu. Orada tanıştık. Yani Allah'a bin kere şükürler olsun. Yani futbol sayesinde eşimi buldum. Evet. Çocuklar yani eşimi buldum derken hakikaten hayat arkadaşını. Öyle bir eş buldum ki Allah herkese öylesini nasip eylesin. Ondan sonra Tekirdağ Spor'dan sonra Silivri mi yoksa başka kulüpler dur bakayım şimdi. Var mıydı? Bandırma, Tekirdağ Spor, Bandırma, işte Adalet'te oynadık biraz. Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa zaten bir kısa bir dönem orada oynamışsın. Tabii. Şöyle mesela Koca Mustafa Paşalı bizim işle ilgili tanıdığım birisi devamlı seni sorardı bana. Aynı Lütfü abinin söylediği gibi hep selam söylerdi. Zeytinburnu'nda Şaban mı vardı? Zeytinburnu'ndan da bir arkadaş vardı. Ne zaman gitsem. Yani o kadar iz bırakmışsınız ki Çevik abi, yani gittiğin her yerde böyle sporla ilgili birisi ise futboldan seni tanımayan yok. Yok yani, gerçekten yok. Ve inanın ki çocuklar bunları yaparken şu sebepten bu sebepten yaptım diyemiyorum. Şeyim oydu, karakterim oydu. Evet, evet. Karakterim oydu. Ne güzel. Sonra Silivri Spor, o efsanevi Almanya'ya gittiniz bir ara, evet, bir dönem. Evet. Kaç yıl kaldınız Almanya'da Çevik abi? Almanya'da en fazla 2 yıl falan galiba. 2 yıl falan. Sonra döndüğünüzde ben hatırlıyorum, Silivri Spor yeni işte federe olmuş. Evet. Şampiyonluğa işte takım yapmaya çalışıyor falan. Çevik abi bir döndü o yıl. Aldı eline şeyi, Silivri Spor'u. Kaptanlığını yaptı, antrenörlüğünü yaptı. O efsane 75. Başlangıç o zaman ya. Tabii 74, 75, 76 o takımlar. Evet. İşte Akgün abinin, Atamanların, Akgünlerin, Lütfülerin, Lütfü abilerin olduğu takım. Şaip abi, Şaip kaptan falan. Yani inanılmaz. Şaip'le ikimiz aynı boy dedik. Rahmetli boy dedik. O tabii o kaleci. O boyda, Allah rahmet eylesin bir kere, o boyda kalecilik yapıyordu ya. Şimdi benim elim yukarı diri havalar bile yetişmezdi zaten. Fakat çok iyi bir kaleci. Onun sıçrama kabiliyeti çok muazzamdı. Çok. Çevik abi. Yani Şaip abinin gerçekten ben mesela gözümle kale arkasındayım burada. Varnalı sahasının orada. Kale arkasından izliyorum. Tam onun arkasındayım. Bir maç hatırlamıyorum ne maçı. Adam kaleciden Şaip abiden karşı karşıya kaldı. Uzun bir top atıldı. Adam koptu yalnız başına. Topa yetişmek için koşuyor. Şaip abi kaleden bir fırladı. Adamdan önce böyle hala gözümün önünde, hiç unutmam onu. 4-5 metre uzaktan bir atladı böyle. Panter gibi yani. Nasıl sıçradı, atladı adamdan önce. Adam yakın topa. Çok uzak Şaip abi, ona rağmen o topa nasıl adamın ayaklarının dibinden aldı o topu, o golü önledi. Hiç unutmuyorum o pozisyonu. Muazzam bir sıçrama kabiliyeti vardı. Yani. Ve çok cesurdu. Tekirdağ'da çok cesur. Top oynuyorum. Takım kaptanı ben, gol kralı ben, hepsi ben. Mukavele yapacağız. Başkan dedi, ne istersin dedi. Dedim, getir mukavele. Hiçbir şey istemiyorum. Boş mukavele imza attım. Ya dedi, deli misin sen dedi. Şaşırdı değil mi? Ne oldu ki dedim. Ondan sonra. Ya dedi, takım kaptanı sensin, gol kralı sensin dedim. Nasıl bir şey istemiyorsun dedi. Dün bana verdiğinizi hatırlamıyor musunuz dedim. Şimdi döndü şey, ötekine baktı, ötekine baktı. Hangisi bir şey verdi dedi. O dedi, şimdi öteki, ben bir şey vermedim dedi. Sen dedi, bunlar sana hiçbir şey vermedik diyorlar dedi. Dedim, hepiniz yalan söylüyorsunuz dedi. Çevik dedi, doğru konuş dedi. Biz hiç yalan konuşmadık dedi. Öyle mi dedim. Bana hiçbir şey vermedin. Vallahi vermedik dedim. Yemin etme çarpılırsın dedim. Ne verdik dedi. Kız verdiniz dedim. Ben bir başladılar gülme. Kız verdiniz. Hanıma. O zaman başladılar gülme. Neredeyse alacaklar da. Harika. Onlar hep akıllarına para geliyor tabii. Transfer ücreti geliyor. Manevi şeyler o zaman tabii, çok daha kadar, değerli. Ve ne kadar önemli. Önem addediyordu. Kesinlikle öyle. Bir de hakemlik serüveni var senin.
Çelik abi uzun yıllar hakemlik yaptın, saha gözlemciliği yaptın. Yaptık. Hepsini yani futbolun ya öyle enteresan ki hiçbir tanesini şunu yaparım diyerek başlamadım. Hepsini hep oraya, hayat oraya getirdi. Hayat bir şeyle bir sebep oraya getirdi, bir sebep oraya getirdi ya. Hakemlikte Doğan Babacan'la tabii aynı dönemde, Doğan o vardı tabii. Doğan Babacan vardı tabii. Hakemlerle evet, birlikte. Evet. Maçlara çıktı. Dostluklar bunları getirdi. Yani sporların getirdiği dostluklar vardır. Bir de dostlukların getirdiği sporlar vardır. Evet. Futbolu bıraktıktan sonra bir müddet hakemlik, ondan sonra gözlemcilik. Bu arada futbolla ilgili, Dayı Bey'le ilgili de Şerafettin Arda'yla ilgili bana anlattığın çok güzel şeyler, anekdotlar vardı Çelik abi. Hani kazandığınız maçlardan sonra Atakulu'nun restorantında yemek verirmiş. Evet. Kazanamadığınız maçlarda ne yapıyordu? Simit mi? Simit veriyordu. Simit. Öyle diyormuş. Maç kaybedince kızıyormuş Şerafettin Arda Dayı Bey. Simit yiyin, simit. Yemek yok, simit yiyin. Allah rahmet eylesin. Onu anlatmıştı. Fakat Silivri Gençler Birliği çok maç kaybetmez ya. Hiç hatırlamıyorum. Evet. Hele evet. Burada. Evet. Ki aramızda olmayan, eskiden beraber futbol oynadığımız arkadaşlarımızdan da bahsedilmiştir. Dayı Bey gibi, Mustafa Canbaz gibi. Evet. Böyle güzel anılarınızdan bize anlatma Öner, şansınız. Öner Doğan, mesela bir fotoğrafınız var. Daha önce kullanmıştım onu ben. Mustafa Canbaz, Öner Doğan, Çevik abi o üçlü, yani o muazzam yani. Üçlü. İşte sizin o siyah beyaz fotoğrafınız muazzam. Mesela Öner abiyle ilgili, Öner Doğan'la ilgili aklında kalanlar, Mustafa Canbaz'la ilgili öyle aklına gelen şimdi, anılarından. Çocuklar tabii yaş ilerledi, çok şey insan unutuyor da. Tekirdağ Spor'da Öner abiyle birlikteydiniz. Birlikteydik tabii. Zaten ben sebep oldum o şeylere. Zaten demin de dedim ya, Tekirdağ'da gol kralı ben, Tahir'si ben mukaveleye, boş mukaveleye imza attık. İşte dedim, delirmiş falan. Kız verdi dedi, bundan daha değerli şey mi oldu? Evet. O zamanlar yani çocuklar, spor çok bambaşkaydı. Tam bir dostluktu ya. Yani rakip diye bir şey yoktu. Sadece sahada oynardın. Yoksa kardeş gibiydin. Rakip takım oyuncularıyla hepsinden da. Tabii, evet, tabii, evet. Tabii. Diyaloglar öyleydi, dostluklar tabii, öyleydi. Tabii. Sevgi, saygı ön çok plandaydı. Büyüktü, çok büyüktü. Yani ön plandaydı. Ne diyeyim? Biz de bunları büyüklerimizden gördük. Evet. Yani bir Siyam abi, bir Semih abi, bir Şinasi abi. Evet. Bunlar bize hep numune örnek olmuş insanlardır. Günay Türkkan. Günay abi. Değil mi? İlhan abi. Ya İlhan Eser. Bakkalecilere geldik. İlhan abi. Ya. Günay abi. Günay abi. Ondan sonra Gürkay var. Basri var. Beklerler. Basri Sarıbaşak o şeyde. Basri Sarıbaşak. Şuayip abi. Ondan sonra Şerif. Sonra evet, şey abi. Vardı. Gence abi ile Yurdakul abi. Tabii. Onlar tabii. Vardı. Evet. Alaaddin vardı. Alaaddin vardı. Evet. Alaaddin Silahtaroğlu. Evet. Sizin o Ferhan abi, kasap. Evet, evet Ferhan. Ferhan Dinçer. Nazif abi, Nazif Erdeniz. Beram abi, Beram abi vardı. Beram abi vardı. Kamur abi vardı. Beram abi. Şinasi abinin sağ açık mevkiindeki futbolu unutulmaz bir futboldu. Nazif abi vardı. Evet. İki numara Nazif. Evet. Şinasi abi çok hızlıymış. Evet. Değil mi? Didi evet. Şinasi. Evet, evet. Lakabı Didi Şinasi. Sonra o zamanlar iyi de kaleciler işte değil mi? Günay abi, İlhan abi falan filan. Çok iyi kaleciler çıktı. Çok iyi kaleciler çıktı. Ve İstanbul'un büyük takımlarına hepsi o gök söktürüyor şey yaptı, oynayan şeydi. Fenerbahçe ile burada 1-1 kalmıştık yani. Evet galiba. Ben de öyle hatırlıyorum. Dediğin zamanında bir Alman futbol takımı geldi. Ben onu o maçı izledim. Muazzam bir şekilde fakat ismini tam çıkaramıyorum. Yani evet. Tabii canım. Eintracht Frankfurt sanıyorum. Biz 2-1 yendik onları buradan gönderdik. 2-1 yenerek gönderdik. O maçta vardı sende Çevik. Evet, evet. Evet hanım. Ya şimdi bizim çocuklar sağ bütün İstanbul buraya akardı. Sebep de şu.
zaten sahayla deniz yan yana. Plajlar, plajlar bizim İstanbul'un akın ettiği yerlerdi. Evet. Buraya gelirlerdi. Yani çok büyük şansımız vardı o bakımlardan şeyde. Yani herkes İstanbul buraya gelmek isterdi. Bütün İstanbul semtleri Silivri'ye futbol oynamaya geliyor takımlar. Fakat o takımların içine hiç söylemeden büyük takımlarda oynayan futbolcular var. Mesela Beşiktaşlı Küçük Ahmet bir takımla gelmişti, oynuyor. Bir tanesi Silivrilerden bir ulan Küçük Ahmet mi? Tutun onu evet. falan diye bağırdığını hatırlıyorum. Evet. Peki şimdi bir ara verelim, bir dinlenelim, bir suyumuzu içelim. Tamam. Ondan sonra ikinci bölüme devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Evet, Çevik abi. Şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde yine sporla ilgili son düşüncelerimizi aktarıp sonra o belediyedeki görevinize geçmek istiyoruz. Sporla ilgili o röportajınızda da bahsettiğiniz gibi kalecilikten ilgili, hakemlikten ilgili, futbolculukla ilgili hangisi daha zor, hangisi daha kolay bir söylediğiniz söz vardı. Onu alabilir miyim sizden? Şimdi dedim ya, kalecilik çok zor. Çünkü yani kaleci oynar bir hata yapar. Ondan daha kötüsü yoktur. Yani futbolculuğun en zor mevkiydi ki bir yapmadığım halde ben bunları biliyorum. Forvetlik hakkında pek bir şey söylemeyeceğim. Yani gol kralı oldum derken nasıl olduğum da gol olsun. Yalnız hakikaten özel hayatımdaki kelime bakımım sağlara da intikal etmiştir. Yani hala şu sigaranın tadını da iyi bilmem. İçki deseniz böyle binde bir sohbet olacak da bir şey gün olacak ki o. Bunları yaparken farkında olmadan çocuklara en güzel mirası bırakmışık. Yani kaleci demişken eski kalecilerden olduğum için üzerinde duruyorum. Kaleci demişken Tekirdağ Spor'un iki efsane kalecisi vardı. İsimlerine Yücel ve Bediz evet. Kim? Yücel. Yücel ve Bediz. Bak ne kadar onları evet. da anmış olalım. Evet. Ve ya çocuklar şimdi bugün için bunları söylemek istemiyorum. İnsan utanıyor konuşma da. O zaman futbolculuk yoktu. Abi kardeşlik vardı, arkadaşlık, dostluk vardı. Yani rakip diye de bir şey yoktu. Evet. Evet. Biz gittiğimiz yerlerde öyle bir karşılandırdık ki. Ama yani gittiğimiz yerde karşılanırken gelenleri de biz öyle karşılardık. Para hiçbir şey değildi. Yani demin de anlattım ya, öyle Tekirdağ'da boş mukavele imza attığım zaman evet. Deli mi falan diye kız verdiniz dedim ben de baş. Çevik abi, futbolun dışında futbol bitti. Sonra Silivri'ye döndü. Silivri'de çok güzel, şöyle diyelim, şehrin üzerindeki ellerden birisi, güzel şeyler yaptınız. O dönem bir geçiş dönemiydi. 80 ihtilalinden sonra ve Silivri'nin bugünlere gelmesinde çok önemli vazifeler aldınız üstünüze. Ya çocuklar, belediye yardımcılığından başladığınızda Silivri'de ilk defa bir kooperatifçiliği getirdiniz. Bize bunlardan da bahsedin. Şimdi anam şu kadar bir şey söyleyeyim. Bunları siz zaten beni benden çok daha iyi tanıyorsunuz da. Belediyeye müfettiş geldi. Ben de o zamanlar başkan yardımcısıyım. Adam bütün daire amirlerini görevden aldı. Muhasebe müdürünü, hesap şey müdürünü falan beni çağırdı. Gittim. Bir bana dokunmadı. Herkes de çok enteresan bir adamdı yani. Çağırdı gittim. Dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Eyvah dedim ya. Seni ben görevden almadım dedi. Sebebini biliyor musun dedi. Vallahi efendim bilmiyorum dedim. Sizler benden daha iyi bilirsiniz.
kime sorduysam dedi, kötü cevabını almadım senin hakkında. Teşekkür ederim efendim. Şimdi işte diyorum ya. Bunları da yaparken yani bizde demin de dedim ya amirlik memurluk falan yoktu. Abi kardeş baba oğul şu bu falan gibi şeyler vardı hep. Ama bunların da işte bedelleri dün onları yaptığın zaman yarın ben bunları göreceğim yoktu. Şurada bakın oturuyoruz ne güzel. Ne mutlu. Bir de çocuklar bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Her ne kadar içki sigara mevzunda şey yok ama. Yani kendimi methetmekle söylüyorum. Siz bana baktığınız zaman diyorsunuz ki abi maşallah falan. İşte sebep bu. Evet. Sebep bu. Bugün hala, bugün hala elimizden kimse geldiği kadar yok. Rahat huzur içinde bir hayat. Yaş 70 Allah. Geldik gidiyoruz artık. Bütün bunlara rağmen hala. Kooperatifçilik konusunda söyleyeceğim bir şey var mı Çivik abi? Yani nasıl başladınız? Çünkü bizim kuzey tarafımız bomboştu. Silivri'nin kuzeyi bomboştu. Orada Harmanlık'ta. Harmanlı. Orada bir bir hayat başladı orada. Şu anda onu nasıl başladık şimdi? O tarafa doğru. Silivri'nin yarısı oraya kaydı. Yani ne evet. Güzel bir başlangıç yaptınız. Evet. Ne güzel bir kooperatifçilik. Zeminler boştu. Tabii İstanbul hep buraya akardı. Ve İnanın ki şunu yaparken bu sebepten, bunu yaparken bu sebepten değil. Sadece insan olarak veyahut da bulunduğumuz mevkinin görevi neyse onları yapmaya çalıştım. Yani kalabalıklaşmaya başladığı için Silivri, ihtiyaç doğdu. Tabii. Demek evet, yani evet. O dönem için. Şu, o zamanlarda çocuklar, deniz bir bizim burada vardı. Evet. Yani İstanbul'dan kalkan denize başlık plaja gelirdi. Doğru. Ve hakikaten de plajımız vardı. Plajımız vardı. Tabii, tabii. Ne kadar güzel. Fakat biz de denize Boşnak Bahçede girmeyi öğrendik. Çünkü şey bizim oraya yakındı. İnerdik evden aşağı. Kale Mahallesi'nde. Ve de oranın suyu da çok güzeldi. Çok güzel bir kaynak suyu vardı. Çok güzel bir kaynak suyu vardı. Hala var. Evet, evet, evet. Kesilmiyor su. Evet, hala biliyorum. Var ama tabii bakımsız bir bakımsız. Şekilde. Suyu temiz çünkü. Çivikal burada oturuyordun, sahilde oturuyordun. Evet. Bize 1965'lerin sahilini bir anlatsana. Şimdi yani Şadan abiler gittikten sonra evet, orada. Evet. Zaten işlemin sayesinde oraya şey yaptım gittim diye. Şey, yer olarak da zaten. Kılçık balığın olduğu yer. Haluk'ların. Haluk evet. Evet, evet. İşte teyzemler falan filan. Deniz o zaman evlerinin balkonuna tabii, vuruyor. Evet, tabii. Şey evet, 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 evet. Çok güzeldi ya o zamanlar ya. Ne diyorum? Öğretmen eviyle bitişik. Öğretmen evinin arkasında kocaman bir fabrika. Evet. Samancı Fahrettin'in şeyi koyuyordu oraya. Depo olarak kullanıldı. Yandı sonra. Şu yol siyah kömür tozuydu. Demir şeyi. Çünkü mangenez Akören'den, Silivri'den mangenez çekiyordular. Topraktı ve üzeri artık demirleşmiş bir yoldu. Biz bu meydanda futbol oynuyorduk. İşte şeyin arkası da o söylediğim binanın arkasında da madenlik derdik. Biz orada maç yapardık. Madenlik tabii. Denilen yerde. Evet. Yani kulübün evet. Arka tarafı. Öğretmen evi bile oradaydı yani. Öğretmen evi. Onun önünde iskele vardı. Silivri Spor Kulübü yan tarafı. Silivri evet. Spor'un önünde bir ince tahta iskele vardı. Evet. Öğretmen evinin önünde evet. Küçük bir iskele vardı. Silivri Spor'un bahçesinde beden terbiyesinin kampı kuruldu. Evet, evet. Yazdan gelirlerdi. Onlar denize girerlerdi. Ön tarafı böyle güzelleştirilmişti. Baraka gibi kalma yerleri yapılmıştı. Spor kulübünün bitişiğine. Çok evet. Güzel günlerdi. Çok yani, güzel günlerdi. Gerçekten güzel günlerdi. Evet, belediyeyle ilgili. Belediye işte başkan yardımcılığı var abimin. 10 yıl boyunca başkan yardımcısıydı. Ve çok başarılı işlere imza attı. Evet. Ben onu o yüzden de çok tutarım, severim. Ve şeydi, adaletli, adildi. Şimdi Mustafa abi, bir kurumda 25 yıl görev yapmak ne demek? Yani 25 yıl, evet. 25 yıl, 10 yılı belediye başkan yardımcılığı evet. Olarak geçiyor. Düşünebiliyor musun? Yani o insanların sevgisi olmasa, güveni olmasa, doğruluk, dürüstlük, adaletli davranma olmasa bu mümkün mü? Yani bu kadar uzun süre. Çocuklar çok samimi söylüyorum.
artık biz mi diyeyim, ben diyeceğim lafın gelişi, çünkü biz de diyebiliriz. Bunları büyüklerimizden öğrendik. Yani demin dedim ya, denize girerdik aşağıda boşluk maçede. Efendim söyleyeyim, burası sahada top oynardık. Evet. Oradan burada denize girerdik. Maçtan sonra denize. Tabii şeyde, bütün millet de zaten burada denize geliyordu İstanbul'dan. Evet. O zamanlar bir aşmalanmadı. Yani onları yaparken, iyilikleri yaparken yarın bunları göreceğiz diye yapmadım. O günkü görevimiz oydu. Evet. Başkan yardımcısıyken de oydu. Sporun üstlerinde de oydu. Oydu. Ama kalıcı şeyler, işler yaptınız. Yani Silivri'de bugün 1983 sonrasında sizin yaptıklarınızı hala görüyor ve bugünün tarihine kadar geldi bunlar. Yukarıda bir sağlık Nazım Terzioğlu, üniversite hastanesi kurulmuştu. Şimdi bugünlerde yine o gündemde. Bu Nazım Terzioğlu Üniversitesi'nin belli bir maddeye bağlı bir anlaşması var diye biliyorum. Eğer ki burada sağlık üzerine herhangi bir şey, ünitelerden bir tanesi kurulmazsa belediye bunu geri alma durumu var. Hakkına sahip. Nasıl? Hakkına sahip. Hakkına sahip. Meclis üyelerinden bir veya iki kişinin şahitliğiyle veya imzasıyla bu bir dava edilir. Oradaki o güzel arazi Silivri Belediyesi'ne kazandırılır diye biliyorum. Bu konuda herhangi bir bilgin var mı? Hafızada var mı? Böyle bir mesela encümende veya meclis üyesi kimler vardı o zamanlar? Konusu geçti mi hiç? Konusu geçti mi senin döneminde? Çocuklar şimdi hatırlamıyorum. Yalan da söylemeyeyim ya. Evet. Vallahi billahi. Çok uzun bir zaman olduğu için çok şeylerle de şey yaptık. Yani yanlış bir şey söyleyebilirim ama hatırlamıyorum yani. Şudur diye de şey yapamıyorum. Evet. Onunla ilgili kim? Bulcan abi bir söylemişti. Evet. Şey var. Meclis üyesiymiş. Meclis üyesi Sami Marinç abimiz var. Onların bu konudaki şeyleri var. Yani onların şahitliğinde bu yer küçük bir dava ile yani mahkeme kararında Silivri Belediyesi'ne kazandırılır diye biliyorum. Çünkü şeylerini gördüm. Dava şeyleri ama oraya üniversiteye de bunu verirken hibe şeklinde değil de küçük bir meblağ karşılığı verilmiş gibi gösteriliyor. İşte bunu o kişilerin şahitliğinde, huzurunda geri belki alma şansımız. Belki aydınlatılabilir ve yeni yöneticiler buna el atması lazım buranın Silivri için değerlendirilmesi söz konusu olsun. Evet. Yine. Evet, bir de şeyden bahsederiz diye konuşmuştuk programdan önce. Kardeşler var. Çevik abinin Tayland abimiz var muhasebe. Bir de Tayfur abimiz vardı. Tayfur abimiz çok güzel bir insandı. Bir yerde bir sporcu abi var ama Tayfur abi de kendi sanat dünyası vardı ve çok güzel şiir yazardı. Evet. Sahi ne oldu o şiirleri? Bir kitap haline getirebildiniz mi? Ya da böyle bir şeyiniz var mı? Silivri'nin şair, ozan insanlarımızı belediye aracılığına ya da bir başka kurumlar aracılığına bunları bastırabilme şimdi, şansımız var mı? Ya çocuklar, bende çok şey var. Kitap, mitap var da bunların içinde ne var? İnan ki şimdi hatırlamıyorum. Ama bir sürü şeyler var. Akıl vermez bir sürü şeyler var. Onun şöyle bakmak bir kalın lazım, bir şiir defteri içerisine vardı. Evet. O çok zaten. Famirem diye yani şeydi. Yanlış söylemiyorsam bir şiiri vardı, onu okurdu. Evet. İşte rahmetli de bu içki davasından. Evet. Erken az önce yaşta. Senin maalesef, maalesef, maalesef işte. Allah rahmet eylesin. Onu da anmış olalım. Evet, şimdi şey oldu bir gün, bunu da anlatmışımdır belki ama şimdi normal bizim babadan kalma soyadımız Azer'dir. Fakat rahmetli anneannemin hiç erkek çocuğu olmadığı için benim soyadı anneannemin soyadına gelir. Hmm. Baysal gelir, oradan gelir yani. Taylan Azer'dir. Taylan Azer, Tayfur Azer, hepsi Azer. Onlar Azer'dir, Çevik abi bak bunu ben anneannemin de
Hiç erkek çocuğu olmadığı için. Sülalesi devam etsin diye benim soyadımı koymuş. Tamam. Öldürmüş tamam. Yani. Onun soyadıyla devam etmişsiniz. Evet. Anladım. Onun için Taylan Azar, Tayfur Azar, evet. Tülay Azar vardı. Onu bilmiyorduk mesela. Evet. Evet, onu bilmiyorduk. Yine ben şeye dönmek istiyorum. O şampiyon olduğunuz Almanya'dan döndükten sonra Sivrispor'da antrenör, futbolcu, işte kaptan olarak görev yaptığın dönemdeki o hep efsane olarak tabir ettiğim kadroya dönmek istiyorum. O kadroyla şampiyon oldunuz şeyde, amatör kümede, İstanbul amatör kümede. Ben o maçlara geliyordum. Şeref Stadı'nda evet. Çok güzel bir fotoğraf var mesela. Arkada Şeref Stadı'nın sütunları. Biz arkada seyirci taraftarız. Küçük çocuk kız da arkada böyle flu olarak gözüküyoruz. İşte kadro var önde. Akgün abi, Ataman abi falan, evet. Çevik falan, kaptan, Çevik abi. Çok güzel bir fotoğraftır, onu da kullanırız. Beşiktaş'ın işte sahasıydı orası. Yani Şeref Stadı yani bambaşka bir yerdi. Ya. Evet. Yani hakikaten deniz kenarı yuvasıydı. Yani, deniz kenarı da ayrı yeter. Tabii, deniz kenarında sarayın bahçesinde top oynuyorduk yani. Evet. Sarayın bahçesinde, toprak sahada top oynuyorduk. Tabii. Beşiktaş'ın antrenman sahasıydı. Biz de Beşiktaş, o Feyyaz, Metin Ali, Feyyaz onların döneminde, onlar genç takımdaydı. Biz de Sivrispor genç takım olarak maç yapmıştık. Unutmuyorum onların o efsane kadrosuyla. Maç yapmıştık Şeref Stadı'nda. 60'lı yıllardan gene futboldan hatırlayabildiğimiz kadar bahsedip ondan sonra kapatalım zaten. Çok da zorlamayalım Çevik abiyi. Yok, hiçbir zorlama yok. Çünkü kesinlikle o kadar mutlu oldum ki. Demin dedim ya, para bulsam sevinmezdim ben sizleri gördükten sonra. Şimdi onu çocuklar... Evet. Çok iyi oldu. Evet. O günlere döndük. O şampiyon olduğumuz yıldan bahsediyorduk Çevik abi. O yıl ben hatırlıyorum, kulübün önünde otobüsler, iki otobüs, üç otobüs taraftarlar için tutulur. Otobüslere bütün böyle hepimiz çoluk çocuk, genci yaşlısı dolar. Hep beraber takımın arkasından, takım otobüsü ayrı olur. Devam ederiz böyle şarkılarla, türkülerle, maça gider, tezahürat yapar, destekler. Böyle sevinçten dönerdik galip geldiğimizde. Evet, evet. Genelde galip gelirdi Çevik abinin o efsane kadro takımı. Çok güzel günler geçirdik. Ve sizi örnek alıp arkanızdan biz de takip ettik Çevik abi. Şahip abi, sen. En güzel şey dostluklardı, arkadaşlıklardı. Şeydi. Yani bugün düşünün, ne kadar yıllar sonra şurada oturduk, bir araya gelebiliyoruz. Şimdi dün tanışıp bugün ayrılan bir sürü, bırak çiftler de var, arkadaşlar da demeyeceğim. Evet. Ya insanlık çok güzel bir şey. Ben bunları yaparken yarın bugünleri yaşayacağım diye düşünmedim. Evet. Ben demin dedim ya. Yaşam şeklim buymuş. Ha, buydu. Tabii. Çocuklara da bıraktığımız dedim, evet. Şey bu oldu. Siz de böyle olun diye şey yapıyorum. Bir de şeyi hatırlıyorum Çevik abi. Bizim birlikte futbol oynamamıza neden olan bir Şöhretler takımı kurulmuştu o zaman. Eyüp abi, Çerkezköy'den Eyüp abi gelirdi. Evet, evet, evet. Eyüp abi evet. Öyle dev gibi bir adam vücuttu. Hani şimdi fitness çalışan gençlerin vücudu gibi bir vücut vardı. Buradaki topa vururdu ayağını kaldırıp. Yani evet. Şuradaki kafamızın üstündeki topa ayağını kaldırıp öyle bir atletik bir vücudu vardı. Hiç unutmuyorum. O Dinarsu formalarıyla. Dinarsu, evet, evet. Dinarsu takımı diye. Şimdi ben aranıza beni o zaman... genç futbolcuyken almıştınız. Birkaç maç birlikte oynamıştık. Tabii. Öner abi, tabii. Çevik abi, işte Şahip abiler, rahmetli Necati Öney, Necati Hoca. Evet. O tekahütlerin arasında ben de genç olarak sizlerle onların birlikte. Arasında pişmek evet, çok evet. Daha güzel. Ya çok çok keyifli. Şahip de ikimiz de zaten Allah rahmet eylesin. Aynı boy dedik. Birimiz kaleci. Şahip de o boyda kalecilik yapıyordu. İnsan şaşıyordu yani bazı mevzulara. Bu boyda kaleci mi olur? Hiç. Değil mi? Yani küçümsüyordu insanlar ama o boyuna evet. Bakıp o dev gibi bir kaleci. Evet. Yani evet. Şahip abi gerçekten evet. Muhteşem bir kaleci. Şu günümüz şartlarında olsanız Çevik abi, Ömer Doğan, Çevik Baysal gibi, Şahip, Dinçel. Teşekkür ederim canım. Teşekkür bu geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Günümüz şartlarında olsanız sanıyorum şu verilen paraların hiç yani, ya diyorum ya
para aklımıza bile gelmiyordu şey, yani hiç. Sizin değeriniz biçilmez yani. Yani. Şimdi siz beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Ne belediye olsun, ne futbol olsun. Parayı şu kadar düşünmedim. Fakat çocuklara bıraktığım servet de bu. Evet. Yani ne mutlu. Öyle güzel bir şey ki bunlardan örnek almaları için kendilerine de şey yapıyorum hep zaten. Ne mutlu abi. Bu şeyi soracaktık, unutmadan onu da es geçmeyelim. Silivri için hani yapılsaydı, şu yapılsaydı daha iyi olurdu diye böyle aklına gelen sporla ilgili olsun, sanatla ilgili olsun, Silivri'nin sosyal yaşamıyla ilgili olsun, işte çay bahçeleriyle ilgili olsun. Yani eski günlerle bugünü kıyasladığımızda aklına gelen bir şey var mı Çevik abi? Yani hani plajımız mesela olmalı mıydı? Eski pazar içimiz, eski pazar içi devam mı etmeliydi? Belediye plajı yine olmalı mıydı? Ne bileyim yani bunun gibi. Şimdi hanım, ya da New Center bir hata mı? Zaten yani, belediye plajı çok lüzumlu bir olaydı. Sebep de şu, demin dedim ya, İstanbul denizi Silivri'de görüyordu. Ve bunun da bilinci içinde olanlar zaten o plajı yaptılar. Evet. Yani bir ticaret. Plaj kaç yıllarında yapıldı Çevik abi? 60'lı yıllarda mı? 50. Daha önce değil mi? 50'li yıllarda. O civarlarda mı? 50'li yıllarda. Şöyle söyleyeyim. Sanıyorum 1955 veya 54'lerde yapılmaz. Çünkü 66-67'de ki fotoğraflara baktığımızda Varnalı'nın büyük baca yok. Yani 60'lı yıllarda falan sonra şey yapıldı. Denizin üstünde bir lokanta kısmı tabii, yapıldı. Restoran kısmı var. Varillerin üzerinde. Kazıkların üzerinde. O da 1963-64'lerde var. Tabii eski yani. Fotoğraflarına baktığımızda o da yok. Yani anlaşılıyor ki 1950'lerden 50'lerin ortalarına doğru orası. Ben mesela herhalde 6-7 yaşlarında falan olmalıyım hatırladığıma göre. Babam beni omuzlarının üstüne alırdı, denize sokardı. Plajdan denize girerdik. Yani. Tabii. Onu hatırlıyorum. Yani ben 63 doğumluyum. İşte 63-70'lerde 69-70 falan olmalı o tarihler. İşte demek ki 50'lerde falan yapıldı ki plajın arkasında işte İsveç kampı dediğimiz bir kamp vardı. Karavancılar Avrupa'dan çadır karavan yüzlerce karavan gelir evet. Evet. Şahane bir evet hatırlıyorum. Olaydı. Orada bir köşede sazlıktan yapılan bir önder abiler kalenderler falan orada. Çardakları onların var. Onların çardak gibi bir yeri vardı. Bostan çardağı. Onu hatırlıyorum mesela. Orada kalırlardı. Orada kalırlardı. Evet Çevik abicim, başka söyleyeceğimiz bir şey. Bizlere son olarak bir mesaj vermek istediğin bir mesaj. Aram sizleri gördüm için, ya. Bizler için. Demir de dedim ya. İnanın ki çok büyük değerli şeyler bulsaydım bu kadar kıymetli olmazdı benim için. En azından o günlerimizi hatırladık. Onu kadar güzel bir olay var mı ya? Ne güzel. Allah hepimize çok daha güzel Allah günler nasip eylesin. Sağlık versin. Tabii. Her zaman tabii. Görelim. Her zaman ben sana diğer şehirlerden selamlar getirelim. Sağ olun. Evet. Ve de çocuklar yani bunları benim kadar siz daha çok iyi bilirsiniz. Yaş 76 oluyorum. Bugünkü sağlığımın sebebinde tamamen vicdanım yatar. Tanrı'dan daha büyük doktor yoktur. Her yaptığım bir bedeli vardır. Evet. Ama bugün tavsiye ettiğim şeyler oluyor. Çünkü tavsiye ettiğim şeyler yaşadığım şeyler olduğu için yalan değil, düzen değil, iyi de değil. Çocuklara da bunu söylüyorum. Tanıdık olarak sizlere de bunu söylüyorum. Zaten söylemezsem görevimi yapmış olmam. Ha ben söyleyeyim de sen gene yapma. O benim mühim değil. Evet. Siz iyi örnek oldunuz bizlere, hepimize. Tüm ne kadar güzel bir şey. Aram onu diyorum. Spor camiasına. Bizler de sizlerin yolunuzdan
gitmeye, sizi takip etmeye çalıştık. Ne mutlu ki sizler varsınız. Anam sizler de. İşte bugün ne diyorum, bakıyorsunuz ya, şu insan 76 yaşında. Sebep de bu. Ne mutlu abi. Evet, bugün Silivri dışında Türkiye'de spor denilince bölgemizi en iyi temsil eden isimlerden biriyle Çevik Baysalgil ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz Çevik abi. Ben teşekkür ediyorum. Her şey için. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri görmemin sebep olduğu için defalarca teşekkür ediyorum. Yani inanın ki sizleri böyle görmek bana 3-5 yaş daha koydu. Ne mutlu. Vallahi billahi. Aynı şeyi Siyami amca da söyledi. Değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.